senin dudağın üstünde bir şey kalmış lan. Öyle bıyık mı olur oğlum? Günaydın beyler. Günaydın. 7 tane teslim edilmesi gereken kolimiz var. Hı-hı. İmza yetkisi olan. Ha, var var ya, aramızda imza yetkisi olan. Satın alma öneri arkadaşım var burada, baksana. Bakmayın arkadaş, doğuştan gevezek yani. Hasta hasta. Anladım. Ben alayım bunu. Ne bunlar ya? Bunlar... Ha bunlar şey, tamam tamam. Aslı Hanım'ın sipariş ettiği yeni bilgisayar masada şuraya. Okey. Şşş, bir yardım et de ha. Ya ben ne yardım edeceğim? Bak koca satış müdürüyüm ya. Ulan indir indir indir. Anne indir, ağır mı lan? Birader bir el atsana ya. Şşt! Tutsana oğlum! Arkadaş bunu nasıl paketlemişler? Adamlar nasıl... Gelmiş mi masalar sonunda? Ne haber Selçuk? İyidir. Ya bir şey diyeceğim senden. Şu tamirciyi benim için arar mısın ha? Şu masaları gelsin birleştirsin. Bak bak bu da adamın vereceğin çek. Tamam mı? Aslan pardon pardon ama benim işlerim var ne olur. Kusura bakmayın. Ya ama ya Selçuk'cum benim çıkmam lazım ya. Ne olur benim de çok işim var. Hadi daha. Evet daha. Siz bana öyle davranınca ben dünyayı tersine çeviririm. Ne demek? Çok şekersin sen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Kibarlığım yorgunluğu olmaz. Bizde hizmette kusur da olmaz. Tamam, hoşçakal. Arkadaş. Oğlum sen ne biçim adamsın ya? Ne biçim? Bu Aslı gibidir. Vallahi parmağında oynatıyor seni. Ya yok alakası yok ya. Bunu şey vereceğim. Onu neyse tamam tamam boşver. Biz finans konuşalım. Ne finansı ya? Kaç para? Kaç para orada? Ya manyak mısın? Kaç para hasta var? Hasta kaç para? Ya sana ne kaç para varsa var. Allah Allah bu hastası. Aradın mı sen? Aradın mı? Tamirciyi aradın mı? Aramadım. Arama. Arayacağım. Arama. Onu arama. Ya, sen ne şimdi? Hasta mısın? Niye aramıyorum ya? Arkadaşım biz onların ikisini beraber. He? Hepsini o masaların biz monte etsek. Parayı da biz kırışsak. Nasıl olur? Sen, ben, biz. Oğlum ben 12 yıl sadece şifonyer monte ettim ya. Ben var ya kendin yap ustasıyım. Hadi ben ya. Hatta helal olsun ustasıyım. Kaç para var zarfta? Bak bakayım kaç para var. Hamiline 500. Hoppa. Ne olacaktı abicim? 500. Güzel para değil mi şimdi? Güzel, çok güzel para. Adam gelecek buraya, monte edecek. Ne o? İki tane vida sıkacak, broşüre bakacak. 500 canlı indirecek. Şşş, dur diyorsun lan. Güzel ayak vallahi. Aramam. Aramam ben. Yapar mıyız? Arama. Ya bana bak amca oğlum, bize ne lazım? Ya bize hiçbir şey lazım değil oğlum. Bunlar var ya çok basit şeyler ya. Bunlar kendi kendine bile böyle monte oluyor. Bunlar sesle çalışıyor. Bak şimdi. Birleşin bakayım lan. Ne oğlum ne? Allah Allah ben 34 dakikada yatak odası yaptım ya. Ben kendim... Kimse inanmadı bana. İki tane bilgisayar masasını mı kuramayacağım? Bak şimdi sen göreceksin. Bana bak lan burada diyor ki 102.349 nolu parçayı şeye burada 119.252 nolu deliğe sokacaksın. Şu bulabilecek misin lan o deliği? Ya Selçuk ben şimdi bulacağım senin deliğini. Sen şuradan bak kahve versene bana bir tane. Yapma ya. Terini de alayım mı? Al. Ameliyata girdim mübarek sanki ya. Hadi. Sebap be. Şşş. Selam. Aslan'ın bilgisayar masaları gelecek demişti. Neredeler? Her yerdeler. Görmüyor musun şimdi? Montajı siz mi yapacaksınız yoksa? Evet. Herhalde oğlum. Ben helal olsun ustasıyım. Bravo. Her oğlum. Eyvahlar olsun. Bu ne böyle? Ya nene ya nene. Ya bir elleme arkadaşım ya. Adamın moralini bozma hemen. Daha ustamız daha parçalarla tanışıyor. Yani parçaları tanımaya çalışıyor. Senin anlayacağın dilde söyleyeyim ben şu anda onlarla ön sevişme yapıyorum. Hadi oradan be. Sıpa. Sen ön sevişmeden ne anlarsın? Bana mı dedin sen sıpa falan diye? Sana var ya bir tane son sevişme yaparım. Aklını alırım senin öyle içini dışına çıkarırım senin ha. Ay seninle uğraşamayacağım ben. Cis. Ya hadi abiciğim. Hadi yürü. Şimdi hadi yürü. Ya. Sıkma lan canım. Tamam. Tamam gidiyorum. Okey. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim bu masalara ihtiyacım var. Okey. Aslanından yardım mı istesem acaba? Şimdi şöyle azıcık kurtum bay. Şunu al uzak. Bir tane kurcan.
Hadi abi, hadi abi. Birleşin bakayım lan. İşte tamam. Ne tamam? Bak burayı, bu şunu ha. Buraya taktık. Ha. Yanlış lan bu broşür. Manyak mısın gerizekalı? Bütün dünyaya doğru sana mı yanlış lan? Yanlış broşür? İşte ne, bak ne yanlış abicim. Bak buraya E vidasını, D vidasını diyor, G deliğine sok diyor. Sonra da H somunuyla karşıla diyor. Aynen dediği gibi yapıyorum. H somunu kısa kalıyor. Karşılamıyor D'yi. Doğru mu? Tam D mi o? Baktın mı? Emin misin yani ha? Ya doğru diyorum, Allah Allah. Selçuk hasta etme bak beni ha. Buna... Abi sen angutsun ama ya. Ters tutuyorsun. O P ya. D neyin nesi ya? Allah'ını seversen abi. Oho! Bir doğru tut şunu, bir bak ya. P nerede? Ay senin P'nin, D'nin yapacağın işin abi, sen hakikaten yakacaksın bizi ya. Dur ya, dur. Oh my God! Allah. Aman Allah! Bu masalar asla zamanında bitmeyecek. Şeri, bak beni hasta etme. Hadi. Hadi abi, hadi ikili abi ya. Neden? Ya abicim, ya bak bu senin oyun bahçen değil burası. Bak bu erkek işi bu. Erkek işi mi? Bravo, bravo. Gerçekten hayran kaldım. Hem de ne böyle çekici erkek. Bu çocuk parkı meselesi ne kadar devam edecek? Ya hasta etme lan adamı, yürü lan. Hadi. Uzakmış. Bu ne be? Bu. Sehpa abicim, sehpa işte. Selçukcuğum bu niye? Sehpa diyoruz ya oğlum. Ya çocuklar böyle sehpa olur mu? Bu çekmece. Sehpa dedin. Sehpa o. Ben hiç böyle çekmece sehpa ısmarladığımızı hatırlamıyorum. Tamam abi, tamam. Böyle sehpa mı olur ya? Tamam, bu çok çekmece. Bu çekmece, ben böyle öğrendim. Çekmece bu. Vurayım mı? Suratına vurayım mı? Ağzının ortasına yapıştır lan buraya. Böyle sehpa olur mu? He? Otur bakayım ya. Abi delireceğim ya. Hakikaten delireceğim. Bak kafanı gözünü bu çekişte parçalayacağım ben seni ya. Selçuk, hiç canımı sıkma benim. Yardım et sen de bana o zaman. Ne yardım edeyim ben buna? Ya abicim şu parçayı... Hangi parçayı abi? O parçayı oradan oraya tutacaksın. Yardım edeceksin. Manyak mısın? Nesin? Ne parçası? Allah'ını seversen. Ben bu İskandinavları var ya, hepsini. İskandinav'ın ne suçu var? Ben senin Allah'ım ya Rabbim ya. Yetişmeyecek. Yine ömrümüzü yiyecek. Bu yetişmeyecek tamam, abi ya. Sakin olalım, sakin olalım. Bir kahve içelim. Evet, bir kahve içelim. Sonuçta kreatif mobilya bu. Yani uydur, yapıştır, tak. Kreatif ne lan? Kreatif ne? Sen kreatifin ne olduğunu biliyor musun lan? Biliyorum tabii. He. Kreatif, işte aklına gelen şeylerdir. Senin Yılmaz ya. Senin ben... Vay. Selçukcuğum bu nedir? Modern sanat galiba ya. Değil mi? Aslında heykeli de benziyor bu ya. Evet, bu bir sanat eseri. Aslanım çok ayıp oluyor yani, dalga geçmeseniz. Ha? Nedenmiş canım? Niye dalga geçmiyormuşum? Yani yaptıklarınıza bakılırsa benim bayağı bir dalga geçmem gerekiyor galiba, değil mi? Tamam, kusura bakmayın. Bizim de alnımızda yani modüler mobilyayı birleştirir diye bir şey yazmıyor değil mi? Ha bu bir mobilya öyle mi? Mobilya. Ay ben anlamadım. Ay ben çünkü... Ben zannediyorum modern sanattan pek anlamıyorum. Hay Allah ya. Ya ben de bir sevinmiştim, bir heveslenmiştim. Sen bu montaj işini biliyorsun. Öyle dediler çünkü öğrenince bir sevindim ben. Niye? Yatak odamı değiştiriyorum da. Parçaları geldi. Ben de bu akşam bana gel diyecektim. Oh. Parçaları birleştiririz, yoruluruz. Oh. Bir şeyler içeriz. İçeriz, birleştiririz. Tekrar birleştiririz. Birleştiririz. Yine yoruluruz. Yine bir şeyler içeriz. Dedim. Ama sen modernist misin? Ben klasik seviyorum. Yok, ben birleştiririm, geçiririm. Klasik geçiririm. Ne o klasik geçir? Her türlü birleştiririm. Tarihin başından bugüne kadar nasıl bir birleşme modeli varsa hepsini uygularım. Rahat olun. Ne olur bana bir şans daha verin. Ha? Ne olur ya? Ama aslanım. Lütfen ya. Hiç olmaz. Ya Allah, ya bir dinleyin. Vallahi geçiririm. Ne olur bir aslanım. Lan senin... Senin... Yılmaz! Of,
Saat 11 olmuş bile. Harbi ya. Aa, evet lan. Şş, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sabahtan beri hiç çalışmadım, iyi mi hacım? Aynen, aynen ben de hacı. Ayrıca hiç içimden gelmiyor, biliyor musun? İyi mi, iyi mi? Aa, bana bak lan. Gidip çalışalım oğlum biraz ya, ha? Vallahi fena olmaz Ertuğrul, her an gelebilir yani. Bir kahve ısmarlayayım mı? Tamam hadi, bir kahve içelim ondan sonra. Ya Selçuk, Yılmaz! Ya ses etmeyeyim diyorum. Ya bir şey demeyeyim diyorum. Sabahtan beri buradasınız kardeşim. Siz hiç çalışmaz mısınız ya? Hadi işinizin başına. Hadi kardeşim ya. Bir dakika Ertuğrul Bey ya, bir dakika. Kardeşim ya, biz yeni geldik. Burada bir kahve molası bizim de hakkımız yani, değil mi? Ha? Evet ya. Evet, evet. Bizim sosyalleşmemiz gerekir. Motivasyonumuz için sosyalleşmeye ihtiyacımız evet, var. Evet. Doğru. Hak, hukuk. Ne sosyalleşme? Şimdi, motivasyon. İnsan kaynaklarının demokratik çağdaş yönetimi bu şekilde olur ama tabii siz bilmezsiniz. Ha, ben bilmem. İnsan kaynaklarını yönetmeyi bilmem. Anlamam ben yani. Yok. Şöyle ki şimdi siz yanınızda çalışanların böyle bireysel girişim çabalarını kursaklarında diziyorsunuz ya. Arkadaşlar da o yüzden ne bileyim sadece yapacakları işi yapıyorlar. Yani daha fazlasını yapmak istemiyorlar. Hmm. Düşündünüz mü böyle hiç? Evet ya, düşününce evet. Haklı olabilirsiniz. Doğru ya. Doğru ya. Yani tabii kahve içmek sizin de hakkınız değil mi? Siz bence evet çocuklar tabii içiniz. İçiniz kahvelerinizi. O zaman bir motive olun iyice. Tamam mı? İyice sosyalleşin. Olunca çalışırsınız bir ara. Çok tamam. Haklısınız. Tamam. Çiğdem. İçiyor musun amca o bir kahve? Esneme lan, beni de esnetiyorsun. İçiyorum. Çok sert olmasın. Gerginlik yapıyor bende sonra. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Selçuk. Ya düşündüm de aslında hiç haksız değilsin be evladım. Yani aslında bak, şirketteki eski şevki ve isteği tekrar geri getirecek bir fikir geliştirdim. Diyorum ki bu sandığı buraya koyalım. Bundan böyle herkes şirket hakkındaki düşüncelerini, fikirlerini, yönetime getirdiği eleştirileri bunun içine atsın. Böylelikle direkt olarak şirket yönetimine katkıda bulunsun. Ne dersin? Evet, budur. Budur. Şimdi yönetime dahil olduğunu bilmek insanlarda yani şey yaratacaktır. Şirketi benimsemek, sahip çıkmak beraberinde. Aynen. Bravo. Yönetim bravo. Hakkındaki düşüncelerini de söylerler. Aynen öyle. Tabii ki anonim kalarak. Evet. Anonimite çok önemli. Gizli kalacaksınız yani. Gizli tabii. Yani. Anonimite çocuğum. Aynen öyle. Demokratik olması açısından tabii ki gizli kalmalı. Bravo Ertuğrul Bey. Şimdi bu arkadaşlarına bunu anlatma görevinde, şirkete bu haberi dağıtma görevinde sana veriyorum. Tabii ki. Tamam. Tabii. Yüzümü kara çıkarmazsın. Estağfurullah. Göreyim seni Selçuk. Yılmaz! Ha Selçuk. Diyorum ki sabahları buraya koyarım. Evet. Mesai bitimine doğru da alırım. Evet. Böylelikle gündelik olarak benim hakkımdaki, yönetim hakkımdaki düşüncelerinizi almış olursunuz. Bravo. Hocam. Çok güzel. Tamam. Tamam. Hadi göreyim seni. Aman. Var ya, birbirine girecek birbirine. Ulan siz bana ha. Hay arkadaş. Arkadaşım kopya çekme. Çekme. Kendi fikrini yaz. Gelmiyor aklıma fikir. Allah Allah. Ne yapayım? Normal. Düşün. Biraz düşün. Geldi. Ne geldi lan? Küçük Yılmaz'ın portresini çizeceğim. Bak şimdi. Bravo. Şahaneymiş ya. A4'ü çizeceğim. Oraya bile sığmayacak. Bak. Bir kısmı. Ertuğrul Bey, bu da bir kısmı. Hayvansın sen, hayvan. Çek şu şeyini lan, çek. Allah Allah ya. Ay herif.
Vay Kavuşuk sen de ha. Gel bakayım buraya. Şşt! Ne yazdın? Ne yazdın? Ya sana ne Selçuk? Bu gizli ve önemli. Evet gizli gizli Tamam o zaman gizli. Gel lan! Oğlum bizden mi gizli? Allah Allah, Allah bakacağız ona. Ha ne yazdın? Ne yazdın? Ha oku lan şunu. Parfümün naftalin kokuyor. Seni gidip pis şişko gözlüklü dört göz dedim. Vay Muhsin'e bak. Dedim bunu dedin yani. Herife dedim bunu ha. Resmen. Evet Selçukcuğum nasıl gidiyor? Herkes şikayet ve önerilerini yazdı mı evladım? Evet efendim tabii. Her şey yolunda. Tamam. Yok! Niye yok ya? Niye yok çocuğum? Versene. Muhsin. Muhsin. Çocuğum çok işinize... Çekilin ayağını. Çok işinize yarayacak. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Bak göreceksin. Sizin şikayet ve önerileriniz sayesinde ben sizi daha iyi yöneteceğim. Herkesin işini yarayacağım. Evet. Göreceksin bana. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ne oldu çocuğum sana? Normal hali. Allah'ım burası nasıl bir iş? Durmuş budur. Tuvaletten çıktı görmediniz mi? Lan duysa böyle davranmaz lan. Duymamıştır, duymamıştır. İnşallah duymamıştır. Bak elim avucum titredi. Voilà. Günaydınlar. Günaydınlar. Nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Nasıl gidiyor öneri kutusu işi? Vallahi herkes harıl harıl çalışıyor Şanşan. İyi bari. Baksanıza. İğne atsan duyulur. Çıt çıkmıyor. Evet. Meyvelerini toplamaya başladık bile. Güzel. Peki böyle enteresan bir fikir çıktı mı? Şanşan Hanım. Laf aramızda. O mektupların hiçbirini okumaya niyetim yok benim. Yani bunların hepsi numara. Boşu boşuna. Şanşan Hanım, önemli olan personelin içindeki bütün her şeyi söylemek istediklerini söylediğini zannetmesi. Söylediğinin dinlenilmesi önemli değil. Önemli olan onun ona inanması. Bir dakika ya. Ne diyorsunuz siz? Bu resmen manipülasyon ya. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Ben bunu sendikaya söylerim. Sendikaya söylerim. Selçuk, ister misin? Bu sandığı alalım. Evet. Bir tane yazı bilimci çağıralım şirkete. Evet. Açalım, tek tek mektupları okuyalım. Ne dersin? İster misin çocuğum? Ne sendikaya ben bunu söylemem? Ne şeye ters? Anonimite çocuğum. Ona ters. Öyle olursa bana kaç. Neyse, bana kaçmadan ben kaçar. Saygılarımla. Seviyorum ben aslında bu Selçuk'u. İyi çocuk. Siz yokmuş. Efendim, yöneticilik sanattır. Teşekkür ederim. Ne haber çocuğum? Efendim iyiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyiyim. Muhsin'cim, ya içindeki şu sandığın içindeki mektupların birinde şöyle bir ibare vardı. Parfümün naftalin gibi kokuyor. Seni gidi gözlüklü şişko mu? Şişko dört göz böyle bir şey. Dört göz, gözlüklü şişko dört göz. Bir de... Ben yazmadım! Ben yazmadım! Bu konuda bir spekülasyon var mı acaba? Yok, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Hüseyin'ciğim, çocuğum bak ben seni severim. Biliyorsun değil mi? Efendim ben de sizi çok severim gerçekten. Ben seni neden çok severim biliyor musun? Neden efendim? Çünkü sen bir korkaksın evladım. Evet efendim. Evet. Evet ben korkak. Sen bir korkaksın. Evet. Tamam. Bugünlük bu kadar yalakalık yeter. Öğleden sonra tekrar devam edersin. Tamam çocuğum. Tamam. Sen bir korkaksın çocuğum. Al. Efendim ben de sizi gerçekten çok seviyorum. Yani inanın bana o kadar çok seviyorum ki. Senden nefret ediyorum Ertuş. Nefret ediyorum. Senin de aramızda bir aşk.
ve nefret ilişkisi var.